22 Kasım, 28 Kasım değerli koç burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunu takip etmeniz belki sizin için iyi, belki kötü bilmiyorum. İyi geçer inşallah değerli takipçilerim. Değerli koç burçları, inanılmaz hızlı ve seri bir hafta sizi bekliyor. İşlerinizle alakalı imkansız dediğiniz ve yapamam, başaramam dediğiniz hafta, salı ve çarşamba bunları işinizle alakalı evraklar, yoğunluklar ve yaşanan kaosları çok rahat bir şekilde toparlayacaksınız. Hatta gün çok hızlı ve seri geçecek. Haftayı nasıl geçireceğinizi bile şaşıracaksınız diyorum. Bulunduğunuz noktadaki işteki yeni gelecek arkadaşlar ya da yeni oluşacak yönetim sistem size çok daha Perşembe ve Cuma daha umutlu, daha keyifli bir haftanın enerjisini yansıtacak. Çünkü uzun süredir size ait olmadığını düşündüğünüz iş yerine artık benimseme ve verimlilik haftanız size gayet iyi gelecek diyorum. Uzun süredir de kurumsal bir firmada çalışıyorsanız ve alanınızdaki insanlarla ilgili gereksiz çekim kavgalarınız, rakip kavgalarınızla alakalı daha sertleşebilir, daha birbirimizi kırıcı bakışlar söz konusu olabilir. Sizden ricam rakibinizi bilin ama onu sezdirmeyin davranışlarınızı, çünkü bilgiler çalınabilir diyorum. Yöneticilerinizle alakalı yaşadığınız krizlerle alakalı noktada da biraz daha sizi anlayabilecek, biraz daha sizi toparlayacak bir hafta olacak. Bunun da keyfini çıkartın diyorum. Devlet dairesi alanında çalışan ve yer değiştirmek, başka bir alana geçmek isteyen koçlar için arayış dönemi olacak ve bu arayışta arayış size gerçekten gitmek istediğiniz noktayı, belirlemek istediğiniz evreyi en iyi şekilde hayatınıza geçeceğini söyleyebilirim. Çünkü uzun süredir bulunduğunuz şehir ya da bulunduğunuz nokta sizi huzursuz ve mutsuz ediyordu. Arayışlar size mutlu kapılar, mutlu noktalar aydınlanmasını, bu hafta bunlarla ilgili ne yapabilirim, ne edebilirim, nasıl yapabilirim haftanız olacak. Değerli koç burçları, yalnız anahtarlarla, yani anahtar almak, ev anahtarı, araç anahtarı, yeni bir yatırımla ilgili planlarınız var ama ekonomik anlamda kendinizi çok fazla stresli ve yorgun hissettiğiniz için korkularınız var. Çekiyorsunuz kredi, ev hanenizle alakalı noktanız artık geride bırakıp sizin doğru evinizde ve ödemelerinizi ona göre sisteme geçirmeniz daha sağlıklı olacak. Ailenize ait de satmaya çalıştığınız, elden çıkartmak istediğiniz, özellikle anne soyunuza ait bazı mallarla ilgili biraz daha mücadele edeceksiniz. Doğru noktayı doğru şekilde size sunulacak. Hiç endişe etmeyin diyorum. İşsiz olan koç burçları için bu hafta sürpriz gelişmeler sizi mutlu edecek ve motivasyonunuzu arttıracak diyaloglar söz konusu olacak. Haldır haldır telefon iletişimi ve bu da size gerçekten yakın bir dostunuzun fedakarlığıyla güzel bir kapınız aydınlanacak diyorum. Umudunuzu kesmeyin. Çok uzun süredir borçlarıyla alakalı mücadele eden ve bir türlü bunları toparlamakta zorlanan koç burçları bu hafta daha bilinçli hareket edip ekonomi anlamında alacağınız destekler, gelecek sürpriz paralar sizi biraz daha derin nefes aldırıp sisteminizi kolaylaştırmaya yardımcı olacak. İş mahkemeniz ya da para mahkemelerinizle alakalı ertelenmeler söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili de vakti gelince istediğiniz noktanın zaferini de elde edeceksiniz değerli koç burçları. Şöyle bir sorunumuz var koç burçları. Aile içerisinde aile içerisinde çok uzun süredir yakın dostlar ya da yakın akrabalarla alakalı yaşanan krizler gün yüzüne daha sert çıkacak. Ailenizin arkasında diğer tarafları da yumuşatmanızı öneriyorum. Yoksa çok büyük kavgalar hazır bekliyor diyorum. İlişki konunuzda bu ara en önemli şey birbirimizi sabırsızca konuşmalar, itici davranışlar bizi yorabilir ve hatta son zamanlarda söylemlerde sert sözler havada uçuşacak. Özellikle Cuma'ya kadar bu sert sözleri geride bırakmanız lazım. Yoksa krizler ve bu krizlerde kırıcı ve sizi yoracak olaylar gün yüzüne çıkabilir diyorum. Aldatılma korkusu yaşayan ve ilişkinizle alakalı şüphe içerisinde olan koç burçları gereksiz bence düşünüyorsunuz. Çünkü ilişkide daha çok iş ve parasal evrenin verdiği zorluklardan dolayı sizinle iletişiminde soğukluklar olabilir ama bu parasıyla alakalı yaşadığı krizler söz konusu olacak gözüküyor. Sevgilisinden ayrılan ve hala bir umut döner mi dönmez mi diyenler için ufak tefek iletişimler söz
söz konusu olacak ama alternatif size gelecek güzel sürprizler de var. Özellikle sosyal medya, yakın sosyal arkadaşlarınızla alakalı diyaloglarda keyifli bir aşk sizi bekliyor. Belki buna da adım atmak istersiniz diyorum. Evli olan ev hanımları bu ara evdeki her şeyi kırklamak ve çocuklar üstüme geliyor diyeceğimiz bir hafta olsa da onlarla güzel bir hafta sonu, güzel ev içerisinde eğlenceli. Çocuklar okula gittiği zaman ne olur istediğinizi yapın ama çocuklarla güzel ve kaliteli vakit geçirmenizi öneriyorum. Onlara sevginizi, şefkatinizi yansıtın. Özellikle ev hanımları eşleriyle alakalı noktada böyle ilgisizler, sevmiyor. Hayır, eşiniz sizi seviyor. Çok büyük bir mücadele ve borçlarla alakalı yaşadığı krizler ve ailesinin sorunlarını size yansıtmak istemediği için bir soğuk rüzgar olabilir. Ama sizi sevdiğinden eminim. Nişanlı çiftlerde evlilik tarihleri belirlenecek. Hatta birbirimize ait noktalar daha verimli bir şekilde hayatımızın içerisine geçecek diyorum. Sağlık olarak özellikle kan değerleriniz bu ara çok fazla, tansiyon ve şekerinizi ihmal etmemenizi öneriyorum ve boyun fıtıklarımız daha hareketli olacak. Bir de eğitim konusunda uzun süredir planları olan koç burçlar için güzel değişim, güzel bir yenilik ve istediğiniz eğitimle ilgili kararla özellikle dil eksikliği olan değerli koç burçları güzel bir dil eğitimi başlıyor. Sevgiliniz bu hafta sizin için ne düşünüyor, bana ne düşüncesi var diyorsanız sizi eleştirici yönünüz ve kırıcı sözlerinizden yorgun olduğunu söylemek isteyecek. Sakın üzülmeyin, yorucusunuz çünkü. Artık bu ilişkiyi yormayın diyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. 22 Kasım, 28 Kasım. Değerli boğa burçları nasılsınız? Güzellik, güzel bir hafta, umutlu bir hafta değerli takipçilerim. Emeğe saygı, bol yorum, bol beğeni istiyorum. Bu sizin bana verdiğiniz değerli simgeler. Çünkü ben de size değer verdiğim için bunları yapmaya çalışıyorum. Bu hafta özellikle bitirmeye çalıştığınız yıl sonunun telaşı, sanki Aralık gibi temponuz söz konusu olacak. Toplantılar, iletişimler, yurt dışı ile ilgili devamlı telefon iletişimlerimiz çok ön planda ve inanın sanki pazartesi sabahı uyanıp cumanın ve cumartesi öğlene kadar nasıl vakit geçtiğini siz bile anlamayacaksınız. Yeni iş ve hatta bu yoğunluğun arasında da iş arayanlar için bulunduğunuz noktada hak ettiğiniz değer işler, priminiz ya da priminizle alakalı endişeleriniz varsa hiç korkmanıza gerek yok. Hak edilen paranız, hak edilen evreniz size sunulacak diyorum. Bence mücadele bulunduğunuz noktayı en iyi şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Yeni iş arayan, farklı bir alana geçmek isteyen, güzel fırsatlar söz konusu, böyle telefonlar, böyle iletişimler hayatınızın içerisine geçiş sağlayacak. Ama sizin de cesaret ve güven alanı aradığınız için yavaş hareketler edeceksiniz. İki tane güzel bir nokta var. Bir an önce gidip konuşun. Güven alanınıza uygun bir nokta. Bunu da bir an önce çözerseniz sevinirim değerli boğa burçları. İşsiz olanlar için uzun süredir ekonomik olarak çok zor bir dönem ve dengemi ve ruhumu bulamıyorum, hala aynı noktadayım diyenler için özellikle aralığa kadar bu tempo devam edecek ama siz arayışlarınızı, siz umudunuzu kaybetmeyin istiyorum. Çünkü çok uzun süredir hani harçlıklarla, düzensizliklerle yaşıyorum ve çoluğum, çocuğum, her şeyim çok böyle sıkıntıda ve ailemden de para istemeye utanıyorum diyen boğalarda aralık başı güzel bir sonuç. Ama siz mücadelenizden asla pes etmeyin diyorum. Devlet alanı ya da büyük bir kurumsalda çalışan değerli boğa burçları için de değişecek hiçbir şey yok. Sadece yöneticinin aksi yönü, agresif yönü ve bulunduğunuz sistemin dengesizlikleri sizi çok fazla yıpratıyor. Siz lütfen sabit işinize, alanınıza gidin. Hiçbir şey yokmuş gibi görevinizi tamamlayın, yoluna bakın, bakın diyorum. Özellikle de toprak alanına, inşaat, evinizin inşaat ya da toprakla ilgili bazı sorunları varsa belediyede evraklarınız hani tabu dairesinde koşturmalı bir hafta söz konusu olacak. Vergilerinizle alakalı unutulan bazı düzenlemeleri yeniden hayata geçirme fikriniz olabilir. Bunlarla ilgili yoğun bir evremiz var gözüküyor. Değerli boğa burçları, kendi işini yapanlar ve parasal anlamda da kredi, borçlanmalarla ilgili korkularınız varsa güzel kazançların hareketi, hatta bulunduğunuz noktada güzel yenilikler yaratacaksınız. Korkmanıza hiç gerek yok. İyi süreçler elde edeceksiniz. Yeni iş kurmak isteyen bazı boğa burçları, bence acele etmeyin. Hata yapmanızı istemiyorum. Biraz daha vaktiniz var bunun için. Çünkü hem yorucu
Boğa burcunun hem yorucu bir enerjisi var hem de sağlamlık anlamında korkularınız çok ön planda olduğu için şu an ne ortaklı ne de tek başınıza yapın, daha vakti var. Gidin sabit bir iş alanında iş hayatınızı belirleyin isterim. Yurt dışı ile ilgili farklı işler yapmak isteyen bazı boğa burçlarında inanılmaz güzel teklifler ve verimlilikler var. Bunları hayata geçirmek için doğru bir hafta imzalar, atılımlar, oluşumlar söz konusu olacak. Bu da sizi mutlu edecek. Aşk konusunda kalbinizin kırılacak ve gözyaşı dökebilirsiniz. İlişkiyi bitir, karşınızdaki insan ilişkiyi bitirme kararı içerisinde olacak. O yüzden hani yalvarsanız da karşı tarafın duyguları ve enerjisi artık başka bir yöne kaymış. O yüzden bitiş bir ilişkide, bazı boğalarda bitiş süreci başlıyor. Şimdiden hazırlıklı olun diyorum. Özellikle yeni ilişkiye başlayan ve adını koyamadığım süreçte olan bazı boğa burçlarında da iş ciddiyete doğru gidecek ve birbirimizi her tanıdığımız evliliğe doğru yön alacak bir ilişki, korkmanıza gerek yok. Sevgilinizle ilgili haber ve geri gelmesini bekliyorsanız ufak ufak olumlu konuşmalar var ama tam istediğiniz randımanı alamayabilir. Bu da sizi yıpratabilir diyorum. O yüzden biraz daha sabretmeniz lazım. Evli olan ve eşiniz ve sizin iş konularınızla alakalı çiftlerimizle ilgili işte değişim, yeni bir nokta, yeni bir arayış içerisinde olan çiftlerimizde güzel iş konularında rahatlama, ekonomik olarak kendinizi daha rahat bir haftaya geçiş sağlayacaksınız. Hatta hanımınızın işiyle ilgili güzel bir yükseliş söz konusu olacak. Özellikle ev alımı kararı veren ve araştıran bazı boğa burçlarında hayal ettiğiniz evin anahtarını bu hafta seçme noktasına doğru gideceksiniz. Bu da size iyi gelecek. Uzun süredir evladınıza ya da erkekler araba konusunda merakınız varsa, hanımlar merakınız varsa bu hafta bu internet araba reyonlarında çok fazla sizi hareket halinde görüyorum. Kalbinize gören anahtarında güzel güzel ulaşıyorsunuz. Bu da size iyi gelecek. Aile içerisinde de çözülmesini istediğiniz miraslı konularda biraz aileminde destek vermesini istediğiniz almak istediğiniz anahtarla ilgili ailenizin de desteğini alacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok. Belki neye dikkat etmeniz lazım biliyor musunuz? Bu ara savruk yönünüz var. Her şeyi alma enerjiniz var. Ve evdeki her şeyi yenileyip yepyeni bir enerji yaratmak istiyorsunuz. Evet, yatak odanız, yatağınız değişmesi lazım. Özellikle bunu yapın. Daha sonra dingin uyuduktan sonra bu kararı verebilirsiniz diyorum. Sağlık olarak özellikle varisleriniz, siyatikleriniz ve ayak ağrılarınız ve düzensiz beslenme konularınız sizi yıpratıyor olabilir. Şimdiden beslenmenize dikkat edin. Sevgiliniz bu hafta sizin için en çok ne düşünüyor derseniz, biraz birlikte vakit geçirmek, duyguyu daha derin yaşamak istiyor. Haydi sevgiline bu hafta güzel ve kaliteli vakit geçirmenizi öneriyorum diyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. 22 Kasım, 28 Kasım değerli ikizler burcu nasılsınız? Yükselen ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Günlük yorumlarım Instagram'ım sayfamda. Her gün size yaptığım emeğe saygıdan beğenin, yorum yazın, takip edin, paylaşın. Çünkü emek veriyorum. Siz de bana emeğin karşılığını verin diyorum. Değerli ikizler burcu, son zamanlarda sinir krizi evrakları, dosyaları, işteki herkesi böyle atmak isteyeceğiniz bir hafta ve sinirlerinizin tavan yapacağı bir nokta. En ufacık şeyde birilerine çatma, bakışlarınız böyle bön olacak. Rica ediyorum. Güzel giden ilişkinizi kaybetmenize gerek yok. Çünkü evi de işi de birbirine yansıttığınız için insanların sizinle alay ettiğini, dalga geçtiğini düşünüyorsunuz. Aslında çok başarılısınız, acayip de yeteneklisiniz. Kıvrak zihniniz ve hayatınızda tutamayacağınız hiçbir şey yok. Bence abartmayı bırakın, işinize konsantre olun. Özellikle de masanızla alakalı değişmesini istediğiniz yeni projeleriniz, yeni noktalarınızla ilgili sürpriz değişimler söz konusu olacak. Ve bu değişimler sizi mutlu edecek diyorum. Maaşınızla ilgili uzun süredir beklediğiniz ve konuşayım mı konuşmayayım mı artık yapılır mı diyorsanız, hadi artık konuşma vakti. Çünkü siz bu konuşmadıkça siz köle gibi devam edeceksiniz. Mail mi atacaksınız, konuşacak mısınız, ne yapıyorsanız yapın, şu maaş konusunu bir an önce çözmeniz lazım. Özellikle de işini bırakıp farklı alanlara geçmek isteyen ikizler burcu için güzel fırsatlar var. Değerlendirmeniz uygun. Çünkü sizin yurt dışı ya da şehir dışı planlarınız, bulunduğunuz noktada
bulunduğunuz noktanın daha farklı bir şirkete, daha farklı bir alana geçiş yapmak istiyorsunuz. Bu da kapılar açık sizin için, değerlendirme haftanız. Şimdiden araştırın lütfen diyorum. Özellikle devlet sektöründe çalışanlar için uzun süredir bulunduğunuz alanın karışık sistemi, yorucu temposu sizi yıpratıyordu ama artık siz buraya alıştığınız için burayı kaybetmek istemiyorsunuz. Hatta bazı sınavlar geçişlerinde de kariyerinizle alakalı yapmanız gereken kariyerinizle alakalı yapmak istediğiniz, mesela yükselmek için sınavlar dönemi söz konusu, bunları kaçırmayın. Kariyerinizle alakalı noktada bu sınavlar size iyi gelecek. Özellikle eğitimi yarım olan bazı ikizler burcu için eğitim kararı da vereceksiniz. Eksik yönünüz, eksik alanınızı tamamlayacağınız, hem kariyeriniz için hem de enerjiniz için çok iyi geleceğini söyleyebilirim değerli ikizler burcu. Özellikle de kurumsal büyük bir alanda çalışıyorsanız ve burada sabit bir masanız varsa, değişmesini istiyorsunuz ve burada aracı birini devreye sokup işinizle alakalı değişimler gerçekleşecek. Eğer yönetici ya da yönetici yardımcıysanız, patronunuz ya da uluslararası bir firmadaysanız, firmada çok ciddi bir insan değişimi olacak. Bazı insanlar sizde de olabilir, dikkatli olmanızı öneriyorum. Ortaklı iş yapanlar için de bazı karışık parasal evrelerde sıkıntılar tavan yapacak. Hatta devredelim mi de ortak mı alalım diye düşünceler söz konusu bu hafta çok yoğun. Galiba ortak alma gibi kararınız daha aydınlık olacağını uyarıyorum. Yani böyle bir karara varacağınız, çünkü haritanız burada ortaklı 7. evinizle alakalı ortaklı alanlarla ilgili destek ve bunları çözmeniz gerektiğiyle ilgili olumluluklar var. Ve bu olumluluklar artık parayla alakalı noktayı temsil ediyor. Ve 8. evinizde de böyle bir para akışları, gelecek paralar size mutluluk verecek. O yüzden bunu değerlendirmeniz iyi diyorum. İşsiz olanlar için bekleme döneminiz devam edecek. Ufak tefek geçici işlerde bulunsanız da doğru iş için Aralık ortası sonuna doğru ihtiyacınız var. Mücadelenizden asla vazgeçmeyin. Ekonomik olarak da batan ve artık toparlanamıyorum, artık son çare oturduğum evi satmaya karar verdim diyen ikizler burcu, bu evinizi satmayacaksınız, korkulacak bir durum olmayacak. Allah kısmet ederse sürpriz alacağınız bir para hanenize giriş yapacak ve bundan sonra daha rahat ve daha temkinli hareketler sergileyeceksiniz. Araç almak, araç değiştirmek için doğru bir hafta yapabilirsiniz. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Yalnız değerli ikizler burcu, çok büyük bir iş teklifi alacak bazı ikizler ve bu teklif yurt dışıyla ve şehir dışıyla bağlantılı olacak. Özellikle cuma ve cumartesi ya da perşembe öğleden sonra cumartesi sabahına kadar bu diyaloglar hakim olacak diyorum. Hafta sonu kafanızı dinlemek istiyorsunuz, enerjinizi değiştirmek istiyorsunuz. Güzel bir orman havası, güzel bir spor size iyi gelecek. Bunu iyi değerlendirin. Ama aşk konusunda da bu ara çok keyifli, birbirimizle mum ışığında sohbetler, birbirimizi anlayacak iletişimler çok ön planda olacak. Özellikle güzel sevgili olanlar, ciddiyet, güzel konuşmalar, mum ışığında yemekler, birlikte sinema, kitap okuma haftamız çok daha verilgin. Ama sevgilisinden ayrılanlar için biraz yorucu ve gözyaşı haftanız olacak ve hani dönsün ben dua ediyorum Allah'ım diyeceğiniz bir hafta, biraz kalbiniz acıyacak ilişkinizle alakalı noktada haber alamıyorum diyerekten. Yeni ilişkiye başlamak isteyenler için evet güzel iletişimler, diyaloglar olabilir ama ruhunuza dokunacak insanı göremeyeceğiniz için çok fazla hayallere dalmayacağınız gözüküyor. Evli çiftlerimiz için de ciddi anlamda uzun süredir planladığınız ev büyütmek, yeni bir eve geçmek, eşyalar daralıyor, çocuklar ve biz bu eve sığmıyoruz diyenler için oturduğumuz evi satma kararı içerisinde olacağız. Doğru anahtara geçiş yapmamız için diyorum. Yalnız ikizler burcu, boşanmak isteyenler de var. Ailelerde sorun yaşayan ve artık mutsuzum, herkes evliliğime karıştı diyenler için bir ayrılık senaryosu gözüküyor. Lütfen karı koca birbirinize sahip çıkın. Özellikle evli çiftlerde de iş değiştirmek isteyen bazı çiftlerimiz var. Değiştirebilirsiniz. Bir sorun görmüyorum. Sağlık olarak diş iltihaplarınız, arkadaşınız ve ağızda
aftlarla alakalı sıkıntılar söz konusu olacak. Biraz bunlar sizi yıpratabilir, biraz sıkıntı yaratabilir diyorum. İhmal etmeyin. Bazı çözülmesi gereken mahkemelik işlerle ilgili bu hafta evraklar, evinize uyarı kağıtlar, bu tarz konular söz konusu olacak. Eğitim düşünen çocuklarınızla alakalı İngiltere, İspanya, İrlanda, iyi harfli ülkeyle de çocuklarınızla alakalı kapılar aydınlık olacak. Merak etmenizi istemiyorum. Sevgi ve umutla kalın. Sağlıkta kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. 22 Kasım, 28 Kasım değerli yengeç burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Emeğe saygı, emeğe saygı. Lütfen beğenin, yorum yapın, abone olun. Lütfen emeğe saygı çünkü ben sizin için emek harcıyorum. Siz iki kelime yazmaya vaktiniz yok. Bir de lütfen şu dakikaları tek tek birinize görev veriyorum. Yapın artık ya. Ne olacak? Elinize yapışmaz ya. Yani. Dinlerken yazın en azından ya. En azından. Yengeç burçları bu hafta özellikle sakin, dingin ve kendi enerjinizdeki biraz daha yumuşak geçişler yapmak isteyeceğiniz bir hafta. Kimseyi duymak, kimsenin işine karışmak ya da kimsenin işini yapmak istemeyeceğiniz bir hafta. Sadece önümdeki evraklarım, işlerimi tamamlamam lazım. Yeni projelerle alakalı aldığınız işler çok yorucu ve yoğun olduğu için yemek yemeye bile vaktiniz olmayacağı bir hafta. O yüzden iletişimi duymadan sadece işe konsantre olup tamamlayacağım dediğimiz bir haftaya sizi bekliyor ve çok yorucu olacak. Şimdiden özellikle Kasım sonunu tamamlamanız lazım. Hesaplar, projeler, yenilikler, imzalar, imzalanması gereken olaylar çok stresli. Hatta belediye, devlet dairesiyle de çok koşturmalı bir haftanız olacak. Bu hafta sizi böyle ayaklarınız, beyniniz yorucu. Şimdiden kolay gelsin. Başaracağınız ve yapacağınız çok işler var. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Sabit iş alanında olan yengeç burçları için de hiç beklenmedik bir değişim yaşayacak. Değişim konuları söz konusu olacak. Bu da sizi şaşırtabilir. Gideceğiniz nokta ya da sizin için hayal edilen nokta daha rahat, daha keyifli olacak. Korkmanıza gerek yok. Kurumsal bir alanda çalışıp büyük bir firmadaysanız, bulunduğunuz firmada iş çıkışlarıyla alakalı değişecek ve girecek yeni personel listeleri var. Listeyi kontrol edin. Sizin de isminiz olabilir. O yüzden dikkatli olun. İş arayışları ve uzun süredir hala alanınızda huzursuzluklarınız vardı ve lütfen siz de yeni bir iş bakarsanız, yeni iş arayışına geçerseniz sevinirim. Burada her an herkes gidecekmiş gibi enerji var. Bu enerji biraz yıpratıcı ve yorucu gözüküyor. 6. eviniz çok fazla ve 11. eviniz çok hareketli gözüküyor. Gözünüzü seveyim, bir an önce gözünüzü 4 açın ve işlerinizle alakalı süreçleri halletmeniz gerektiğini uyarıyorum. Değerli yengeç burçları, kendi işinizi yapıyorsanız parasal anlamda güzel bir haftayı karşılayacaksınız. Beklediğiniz paralar, çekiniz, senediniz ya da ufak ufak paralarınızla alakalı çok güzel iletişimler ve bu iletişimler sizin Kasım sonuna kadar çok keyifli ve aralığa kadar da devam edecek diyaloglar olacağı için hiç korkmanıza gerek yok ve bu da sizi mutlu edecek diyorum. Kendi işini yapmak isteyen, ortak fikri olan yengeçler hemen yapabilirsiniz. Projeniz doğrudur ve bununla ilgili altyapıları bu hafta internet ya da yapmanız gereken projeler neyse masaya yatırılıp imzalar atılabilir. Doğru bir hafta, hiç kaçırmanıza gerek yok diyorum. Şansın size doğru döndüğü ve parasal anlamda da sizi mutlu edecek çok güzel telefon iletişimleriniz, hani bitmeyen, akşam 11-12'ye kadar da devam edeceğiniz olumlu konuşmalarınız var. İşsiz olanlar için de çok yakın bir dostunuzun size vereceği iş ya da ayarladığı işe mutlaka gidin. Kalıcı kapınız gözüküyor. Çünkü burası da güzel ve kalıcı bir nokta. Garsonsanız, restorantınız varsa, kafede komiyseniz, bu ara işlerle alakalı yorucu ve sizi yoran insanları duymamazlıktan gelin. Eğer tartışma yaratırsanız işinizle ilgili risk var. Tarım ya da farklı bir alanda, toprak, inşaat, yani bu tarz alanda çalışanlarda bazı gerginlikler, ama parasal değil de alanlarla ilgili gerginliklerin verdiği bir stres olabilir. Dikkat etmenizi öneriyorum. Bir de ailenize ait miras ve çözülmesi gereken, mahkemelik değil ama kendi aranızda çözülmesi gereken olaylarla ilgili biraz kapışmalı ifadeler var. Kardeşler arasında kapışma var. Hani amcaları, dayıları geçtim, kardeşler arasında burası benim diyenler var. Lütfen aileniz yaşıyor. Onlar yaşarken bir şey kapışmak, ama vefat eden anne ve babalar, babaları olan yengeç burçları
kardeşlerini incitmeyin. Onlar sizin anneniz ve babanızdan hatıra, onlara güzel ve haklı paylaşımlar yapın diyorum. İlişki konunuzda da bu hafta en çok kendinizi dinlemek, ruhunuzu dinlemek ve ilişkinizde çok güzel, sakin ve sessiz bir vakit geçirmek istiyorsunuz. Özellikle cumadan gidip pazar günü gideceğiniz, düşündüğünüz kafanızda ufak bir yol olabilir. Bu yol her ikiniz için iyi gelecek ve enerjiniz ve hatta orada evlilik teklifi ya da ciddiyet ve evlilik konuşmaları söz konusu olabilir. Bu da size güzel gideceğiniz yolculuk. Özellikle yurt dışına gitmek isteyen bazı yengeç burçları, ilişkiniz ya da yakın dostlarınızla gayet keyifli olacak. Özellikle şimdi bunun biletlerini, bunun koşturmasını yaşayabilirsiniz. Bu da size iyi gelecek. Sevgilim geri dönsün ve ben onu çok özlüyorum diyenler için bu ilişkinin kapıları tam kilitli, kapanmış. Her iki tarafta farklı bir noktaya yol açması lazım. Hani ben içimdeki uhdeyi de konuşmak istiyorum diyorsanız, yani İçinizdeki ufteyle yüzleşebilirsiniz ama kapılar birbirine artık mühürlü gözüküyor. Siz başka bir arayışa geçmeniz sizin için daha sağlıklı olabileceğini söyleyebilirim. Evli çiftlerimizle alakalı da aslında evin içerisinde bir hırarla güreyle var. Çok telaşlı. Yemek yiyoruz acele, konuşuyoruz acele. Bu ev, evli yengeçlere sesleniyorum. Evin içindeki bu hararet neyse, bu tartışma, bu konuşma neyse daha sakin, daha dingin bir noktaya. Özellikle çocuklarınızla ifadelerde de çok sertlikler var. İlişkinizde de birbirinize yıpratıcı sözler kullanıyorsunuz. Sakinleştirmeniz, sakin konuşmanız her iki taraf için de daha sağlıklı olacağını uyarıyorum. Yalnız değerli yengeç burçları, evliliği risk altında olan ve hala birbirinize ait döngüyü toparlayamayan yengeç burçları, doğru adım atmazsanız ilişki ters yola doğru gidiyor. Artık bu ilişki psikiyatristle mi, yogayla mı, meditasyonla çözmeniz lazım. Yoksa güzel giden bir yuva terk edilmeye mahrum kalma konuşmaları yaşanacak bu hafta. Bir de son zamanlarda böyle platonik takınan, o beni seviyor mu sevmiyor mu diyenler, onun sizinle hiçbir alakası yok. Lütfen kendi yolunuza, yeni başlangıçlar evresine geçiş yapın. Sağlık olarak özellikle orta kulak iltihabınız, alerjik nezleniz, grip enfeksiyonlarınız daha had safhada olabilir. Dikkat edin. İlişkiniz sizin için bu hafta sadece birbirimize dokunarak uyumak istiyor ve birbirimizi anlamak istiyor, birbirimize sarılmak istiyor, birbirimizi sevmek istiyor. O yüzden bu hafta bol bol birbirinize dokunarak sarılın. Sevgiyle kalın, umutla kalın, hoşça kalın. 22 Kasım, 28 Kasım değerli aslan burçları, nasılsınız? Yükselen vay burcunuz. Emeğe saygı lütfen. Dakikayı dinleyen aslanlar yazsın, diğer insanlara yardımcı olsunlar diyorum. Evet, bu ara iş yeriniz, yöneticiyseniz istifa etmek ya da bulunduğunuz noktadaki alandan istifa etmek isteyen birçok aslanımız var. Bu hafta bunlarla böyle kararsız kalabilir. İşi bırakayım mı, bırakmayayım mı yoğunluğumuz alternatif noktalara çok fazla kilitlenebilir ve haksızlıklardan bunalacağınız bir hafta olacak. Rica ediyorum, sakin olun, ani karar verip işinizden olmayın istiyorum. Ama çok güzel yeni teklifler bekleyenler için ve uzun süredir haber beklediğiniz noktada güzel iletişimler olacak ve tatmin olacağınız ve sizi mutlu edecek anlaşmalara, özellikle Perşembe ve Cuma imza atacağınız dönem sizi bekliyor. Sabit bir alanda çalışanlar için sadece maaş konusuyla alakalı oturup bir an önce çözmek istediğiniz konularınız var. Bunları güzel bir şekilde çözüp halledeceksiniz. Büyük bir kurumsaldaysanız, farklı bir kurumsala geçmek istiyorsanız, yenilikler bekliyorsanız şu an evet kapılar açık ama size uygun bir pozisyon ya da istediğiniz bir pozisyon olmadığı için belki bu konuda biraz geriden adım, geriden takip edip daha alt bulunduğunuz noktayı kontrol edebilirsiniz. Devlette işini, devlet beklentiniz, işinizle alakalı bir devlet kapısı açılmasını bekliyorsanız, haber bekliyorsanız, bununla ilgili alternatif desteklerle birlikte güzel olumluluklar haftası, konuşmalar, hani devamlı iletişim içerisinde olacağınız diyaloglar sizi çok fazla tatmin edecek. Hiç korkmanıza gerek yok. İş arayanlar ve uzun süredir işsizler için güzel bir teklif, özellikle çarşamba günü görüşmeler söz konusu olacak ve çarşamba günü kapılarınız aydınlık olarak uyarı veriyor değerli aslan burçları.
Aslanlar kendi işini yapanlar için para anlamında bazı yeni oluşumlarla ilgili yeni fırsatlar, yeni anlaşmalar, büyük yenilikler size güzel kapılar, kazançlar elde edecek. İşinizle ilgili pes etmeyin. Daha yoğun, daha enerjik bir şekilde bu hafta size kapılarınızın açılacağı. Büyük bir firmada yönetici, satıcı ve devamlı telefon trafiği içerisinde olacağınız, hiç koşturma olmayacak, nefes alamayacağınız bir hafta. Özellikle yurt dışı ile ilgili iş planları ve iş yeriniz, yurt dışı ile alakalı temponuz varsa da güzel anlaşmalar, yenilikler sizi bekliyor. İş mahkemesi olanlar doğru bir haftaya geçiş yapacaksınız. Para iadeniz varsa, para beklentiniz varsa, uzun süredir emek verdiğiniz noktanın kazancınızı almak istiyorsanız bu hafta bu konularla ilgili masaya yatacak ve çok tatmin olacağınız evreleriniz var. Farklı bir yere taşınmak, farklı bir noktaya düşünceniz varsa sadece bu hafta bununla ilgili ne yapabiliriz, edebiliriz ama imkansız gözüküyor. Konuşmada kalacak ama bu konuşmada size yeni heyecanlar getirebilir diyorum. Sınavınız olabilir, iş konunuzla alakalı yoğun bir görev için eğitimler alabilirsiniz. Bunlarla ilgili başlangıçlar size mutluluk getirecek. Dil eğitimi, farklı alanlarda alacağınız fikirleriniz de size alternatif güçlendirecek ve sizi mutlu edecek değerli aslan burçları. İlişki konusunda sadece ilişkinizin bu hafta size güzel sözler, güzel duyacağınız ifadeler, sevilip şımaracağınız bir hafta ve hatta ayrılmaya karar verenler sımsıkı eli tutup ciddiyet konuşmaları söz konusu olacak. Bu da size keyif verecek. Sevgilinizle ayrılmak üzere olan çiftlerde ciddi dışarıdaki etkiler altında kalıyorsunuz. Karşı tarafı yargılıyorsunuz. Lütfen onu daha anlayışla dinlemeniz lazım. Yoksa bu ilişki hoşça kal demeye hazır. Eğer hazırlanıyorsanız hoşça kal deyin şimdiden diyor. Hazırsanız şimdiden hoşça kal deyin diyorum. İlişkinizden haber bekliyorsanız, dönmesini istiyorsanız, bu ilişki tekrar bana geri dönecek mi diyorsanız ufak ufak diyaloglar var ama çok aşık olduğunuz biri size geri adım atacak ve bu da sizi heyecanlandıracak diyorum. Bu ara lise, üniversite, yakın aile dostlarınızla çok fazla iç içe geçireceğiniz, hatta misafirliğin yoğun olacağı bir hafta sonu olacak. O yüzden dedikodular, konuşmalar, diyaloglar çok fazla ön planda olacak. Dedikodu haftanız size şimdiden hayırlı olsun diyorum. Evli olan çiftlerimizde en çok evinizle alakalı yaşadığınız krizler, ailevi sorunlar, eşinizin soyundan yaşanacak krizler evimize yansıyacak ve çocuklarımızla alakalı sorunlar da evimizin içerisinde çok fazla olacağı için biraz yıpratıcı olabilir, biraz stresli olabilir. O yüzden eşinizin ailesine, kendi ailenizi bu ilişkiyi uzak tutmanız lazım. Son zamanlarda evliliğiniz nazara, göze geliyor olabilir. Nazar duası ve Yasin evinizin üzerinde bol bol okumanız gerekiyor ve tuz okuyup dış kapınızın dışına atın ki nazarlardan korunun istiyorum. Boşanmak isteyen ve bir türlü evliliğinden kurtulamayan ve maddi manevi hiçbir faydası olmuyor eşimin diyenler için ailenizden destek alacaksınız ve çok büyük bir rahatlıkla bu konumunuzdan kurtulma kararı içerisine gireceksiniz ve aydınlığa kavuşacaksınız değerli aslan burçları. Değerli aslanlar, bu ara gereksiz harcamalarınız söz konusu olabilir. Kredi kartlarınız, zevk sefa ruhunuz sizin cebinize zarar verebilir. Harcamalarınızdan lütfen uzak durun. Bu ara televizyon ya da yemek masanızda değişim, çatal bıçak takımlarına merak sarabilir. Nevresim takıntılarınız ön planda olabilir. Bol bol alışveriş sizin cebinize zarar getirebilir diyorum. Sağlık olarak özellikle göz nezlesi, saç egzama ve saç dökülmelerimize ve geniz eti problemlerimiz söz konusu olabilir. İhmal etmeyin. Dikkat edin diyorum. İhmal etmeyin. Bir de bol bol kalsiyum alın ve ya da doktorunuz için kalsiyum dönemi olabilir. Bir doktorunuz kalsiyum evrenizi kontrol etsin isterim. Sevgiliniz sizin hakkında ne düşünüyor derseniz, sevgiliniz bu ara ilgisiz davranabilir, canınızı sıkabilir, tartışabilir, kavga edebilir. Ona siz sıkı sarılın, kavgaları gülümseyerek karşılayın. Yoksa şiddetli kavgalar var, hazırlıklı olun diyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun. 22 Kasım, 28 Kasım, değerli Başak burçları, haftalık burcumuza hoş geldiniz değerli Başaklar. Abone olun, lütfen dinledikten sonra dakikayı yazın, diğer takipçilerime yardımcı olun, emeğe saygı diyorum.
Değerli Başak Burçları, bu hafta en çok işlerinizle alakalı çözülmesi gereken evraklar, halledilmesi gereken notlarınız ve biriken dosyalarınız, hesaplarınız, kitaplarınızın özellikle Cuma'ya kadar halletmeniz lazım. Çünkü o bir hafta tatil planı içerisindesiniz. Şimdiden bu halledilecek tüm işlerimizi halledelim. Haftaya bunların hepsi üzerinizden çıksın gitsin diyorum. Özellikle büyük bir kurumsal ya da farklı bir büyük alanda çalışanlar için yer değişimleri ve yenilikler söz konusu olacak. Uzun süredir hayal ettiğiniz farklı işlerle ilgili alternatif düşünen bazı başak burçlarında da fırsat kapınızda olacak. Çarşamba ve salı bunların çok yoğun olacağı bir nokta. Kendinizi böyle herkese yardım etmek için ve herkese koşturmak isteyeceğiniz bir hafta olacak. Ama ne olur şu işlerinizi halledin de o bir hafta kime koşturacaksanız koşturun. Çünkü birikilen dosyalar sizin için çok büyük bir sıkıntı ve keder olabilir değerli takipçilerim. Ama yeni iş kurmak, ortaklı iş yapanlar için de çok güzel bir parasal evrede rahatlık ve hedeflediğiniz noktalarda çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Fırsatlar kapınıza çok fazla gelecek. Para konularınızda akışlarınız, beklediğiniz miraslar, çözülmesini istediğiniz haklarla ilgili çok akıcı ve hızlı bir tempo söz konusu olacak. Hatta korktuğunuz gibi değil, büyük başarıların aydınlanmasını yaşayacaksınız değerli Başak Burçları. Devlet dairesiyle ilgili girmek ya da taşeron bir firmadaysanız, devlette olmak istiyorsanız bazı imkanlar kapınızda olacak. Birinin sanki bu konuyla ilgili büyük bir mücadele veriyorsunuz. Emek noktasına doğru bu hafta bu konuşmalarda sizi tatmin edecek gözüküyor. Şehir değişikliği, ülke değişikliği planı içerisinde olan başakların evraklarında, dosyalarında hatalar olacağı için ertelenilebilir. Lütfen evraklarınızı pazartesi, salı doğru inceleyin ki elinizde gideceğiniz yolculuk elinizde kalmasın diyorum. Vizeniz bitmiş olabilir, aksilikler olabilir, ihmal etmeyin. Eğitim konusunda özellikle son zamanlarda yabancı dil merakı olan değerli Başak Burçları için ciddi fırsatlar ve yenilikler var. Bu eğitiminizi tamamlamak, yabancı dil eksikliğinizle ilgili kurslar, online sistemde yoğun bir tempo içerisinde olacaksınız ve bu tempo sizi çok büyük bir rahatlığa kavuşturacak değerli Başak Burçları. Yalnız Başak Burçları, muhasebe finans sektöründeyseniz burada parasal konuda bazı riskler ve hatalar sizin üzerinize kalabilir. Bazı oyunlar altında sizi tuzağa düşürebilirler. Aman dikkatli olmanızı öneriyorum. Aile işiniz varsa, burayla alakalı ekonomi zorluklarda kredi düşünceniz varsa, bu krediler çıkmaz diyorsanız bir şekilde kredi konularınız aydınlığa ve feraha erişecek. Bu kredilerinize başvurun lütfen. Evinizde son zamanlarda müteahhite gitmesini istediğiniz, toprağınızın bir müteahhit anlaşması, evinizin bir müteahhit konusu gündemdeyse bununla ilgili yüz yüze konuşmalar da cuma, cumartesi, pazar günü daha net ve daha net bir şekilde hayatınız içerisinde yer alacak diyorum. Ev taşınmayı düşünen, ev almayı düşünenler için güzel fırsatlar var, değerlendirmenizi öneririm. Özellikle de araç kazalarına, trafikte dikkat etmeniz gereken riskler altında değerli Başak Burçları. Bu hafta lütfen araç kullanırken, araca giderken, binerken, taksiye binerken dikkat edelim. Güzel belli hassasiyet noktaları biraz canınızı sıkabilir ve yorucu olabilir değerli Başak Burçları. Kuş geldi de kuşa baktım. Şöyle söyleyeceğim, sağlık konusunda son zamanlarda geniz etiyle ilgili sıkıntı yaşayan, uyku problemi yaşayan bazı başak burçlarının ufak bir tedavi ya da ameliyat söz konusu olabilir. İlişki konusunda sevgilinizle aranızda güzel geçerken birden ciddi bir kaos altında kalabilirsiniz. Yani sanki elektrik çarpmış gibi geçmiş konular, geçmiş olaylar yüz yüze kalabilir. Biraz can sıkıcı ama akşam hafta sonuna doğru toparlanacak. Hatta her iki tarafta birbirinden özür dileyecek bir evreye geçiş yapacaksınız diyorum. Sevgiliniz yoksa, uzun süredir sevgili arayışı içerisindeyseniz, geçmiş ilişkilerinizi hala çözemediyseniz biraz daha bunlarla ilgili belki yardımcı danışman, ilişki haritasına baktırabilirsiniz. İlişkinizde nerede hata yapıyorsunuz ya da psikolojik destek alabilirsiniz. Çok fedakar bir gönlünüz ve ilişkilerinizi iyi niyetinizden kaybettiğiniz gözüküyor. Bunun için bir altyapınızı toparlamamız lazım. Evli çiftlerde bu ara aileden kaynaklı miras konularla ilgili çok fazla telaş olacağı, telaşlı dönemler, telaşlı süreçler yaşayacaksınız. Bunun verdiği gerginlik ve alalım mı, satalım mı, paylaşalım mı dediğimiz konu
konuşmalar çok fazla olacak. Özellikle eşinizin değişmesini istediğiniz iş konusuyla ilgili yenilikler, hatta evli ev hanımlarının da kendini geliştirmek istediği bazı kurslar gündeme gelecek. Lütfen bunlar size iyi gelecek ama çocuklarla iletişiminizde ani gerginlikler ve çok fazla kural var. Çocukları biraz relax bırakın, kendi haline bırakın, o çocukları yıpratmayın diyorum. Bir de yurt dışına gidecek bir gençlerimizle alakalı doğru fikir ocağı beklemeniz lazım ama bunlarla ilgili dil eğitiminiz yarım olan süreçleriniz neyse tamamlayın. Sevdiğiniz kalbinizdeki kişinin bu hafta size ne düşünmesini istiyorsa birlikte sadece yemek yiyip sohbet edip sinemaya gitmeye güzel sözler söylemenizi istiyor. Fakat sizin diliniz sert. Biraz dilinizi yumuşatıp bu ilişkiye gerçekten güzel bakmanızı öneriyorum. Bir de ailenize ait bir tapu ya da vergi ile alakalı bazı sıkıntılar gündeme gelecek. Bunu da bu hafta çözmeniz lazım. Bir de şöyle bir sorunuz var değerli Başak Burçları. Son zamanlarda ailenizin hayal ettiği bir toprak konusunda sevinci ya da bir araba anahtarında sevinci hanemizde olacak. Şimdiden hayırlı olsun, uğurlu olsun, umutlu olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. 22 Kasım, 28 Kasım, değerli terazi burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Lütfen elinize yapışmasın, emeğe karşılık dakikaları yazarsanız sevinirim değerli takipçilerim. Tatlı getirdi bir Deniz diye bir arkadaşım da dişimde kalmış gibi hissettim. Ben ofiste yazıyorum, dün çok rahatsızdım, burada yapıyorum. Değerli terazi burçları, özel hayatınızla ilgili devamlı şüphe, endişe ve aldatılma korkusundan çok fazla yıprandınız. Hayatınızdaki insan kalsın mı, gitsin mi, ne konuşacağınızı şaşırdınız ve onu düzeltmek için elinizden geldiğiniz mücadele hala aynı noktayım diyorsunuz. Artık bitirme, artık yolunuza bakma zamanı. Yeni aşk isteyen teraziler için de gökyüzü size çok güzel bir enerji haftası veriyor. Kısmetinizin çok daha fazla olacağı bir hafta. O yüzden yeniliklere de bir göz kırparsak doğru aşka doğru enerji sağlayacağız. İş konunuzla alakalı uzun süredir bitmeyen, çözülmeyen ve evraklarınızla alakalı yaşadığınız krizleri toparlama ve iyileştirmeye çalışacağı, özellikle Perşembe gününe kadar çok yoğun ve stresli koşturmalarınız sizi bekliyor. İş alanınız ayrı, dışarıdaki işleriniz, yani her iki alanında çok fazla mücadele halinde devam edeceksiniz. Hatta uykuya hasret bir ruhunuz, yani 3 ev bakıyormuş gibi, 3 düzene gidecekmiş gibi enerji yoğunluğunuz var. Bu hafta sizi hem yorucu hem stresli hem de kafanız çok karışık bir hafta olacak. O yüzden mantığımız, o yüzden kurallarımız, o yüzden disiplinimizden asla vazgeçmiyoruz. Kurumsal bir firmadan haber bekliyorsanız güzel bir anlaşmanın imzası için çağrılacaksınız. Bir deneme süreciniz olacak, geçecek, bunu başaracaksınız ama heyecan yapmanızı istemiyorum. Devlette sorununuz varsa, devletteki işinizle ilgili krizler yaşıyorsanız toparlanma ve iyileşme dönemi gayet keyifli olacak. Yıkılmasını beklediğiniz, çözülmesini istediğiniz bir ev sorununuz varsa kardeş ya da amcalar arasındaki yaşanacak kriz aydınlığa kavuşacak ve tapunuz size iade edilecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Uzun süredir de kendi işini yapmak isteyen ve aile işinizle alakalı yaşadığınız krizlerden bırakıp kendinize iş kurmak isteyenler için aile işinizle devam edip buradaki problemleri çözmeden farklı bir iş alanına gitmek sizi gerçekten yorar ve yıpratır. Rica ediyorum, işinize devam etmeniz sizin için hayırlı. Sabit bir alanda çalışıyorsanız ve uzun süredir de bu alanı terk etmeyi düşünüyorsanız terk edin. Çok güzel kapılar, fırsatlar var. Çünkü burası size bir artısı, size bir değeri olmayacak. Siz sadece zaman kaybediyorsunuz ve artık orada çok mutsuz ve kendinizi güvende hissetmediğiniz gözüküyor. Eğer sağlık sektöründe ve büyük bir alana geçiş yapmak istiyorsanız verimlilik var. Pilates'e, yoga'ya çok merak sarabilirsiniz. Enerjinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bol bol yürüyüşler yapma niyetiniz olabilir. Bunları bu hafta sonu gayet sistemli bir şekilde kural koyacaksınız. O bir hafta bunları hayatınıza geçirme kararı içerisinde oluşturacaksınız değerli terazi burçları. Teraziler, şanslı ve şanssız bir haftanız var.
Hem ailevi sorun, hem iş sorunuz, hem ilişki sorunuz. Bu hafta size böyle hani kangren gibi söz konusu olacak. O yüzden mantığınız her zaman doğru sesiniz olacak. Mantıkla birçok şeyi başaracağınıza inanıyorum. Yeni iş kurmak isteyenler için güzel fırsatlar var ama çözmeniz gereken bazı borçlarınız var. Bu borçları çözmeden ortaklı iş için hayal kurmayın. Şu an tamamlamanız gereken sistemleri bir kontrol edelim, ondan sonra karar verelim. Spor salonunda çalışıyorsanız kendinize spor salonu açmak ya da güzellik merkezi düşünen bazı başaklara yapın. Hiç korkmayın, çok başarılı ve hayırlı olacağını, size bu enerjide ortaklı fikirler doğru ilerliyor. Lütfen cesaretinizi toparlayın değerli terazi burçları. Bu kapı size kısmetli ve hayırlı. Korkmanıza hiç gerek yok diyorum. Bir de ailenizle ilgili bir beş katlı ya da toprak işleriniz varsa da aileler arasında bölümlenecek ve herkes yerini belirleyecek ama tapu ortak devam edecek. Bu tapu ortak devam edeceği için amca ya da dayı ya da abi de biraz sıkıntılar yaşayabiliriz. Evet, ilişki konusunda bazı krizler var dedim. Özellikle sevgilinizin geri gelmesini bekliyorsanız olumlu adımlarla gelecek ama bazı noktalar değişmeyeceği için bir ilişki terapistine ihtiyacınız var. Mutlaka bunu ihmal etmeyin diyorum. Evli olan terazi burçlarında çocuk niyeti, çocuklarınızla ilgili gelecek fikirleri daha çok ön planda konuşacağımız bir nokta. Hatta çocuklarla bir tatil niyetimiz var ya da çocuklarımızla gideceğimiz yolculuk bize iyi gelecek. Lütfen çocuklarınızla kaliteli vakit geçirmeyi unutmayın. Ev hanımlarına sesliyorum. Eşinize bu ara bıtbıtlayabilirsiniz. Gereksiz olayları abartabilirsiniz. Kendi ailevi sorunlarınızı eşinize yansıtıp aranızda soğukluk oluşturabilirsiniz. Lütfen bunlardan biraz daha uzak kalmanızı öneriyorum. Bir de bu ara altına merak sardınız, alayım mı almayayım mı? Alabilirsiniz ufak ufak. Altın daha 1200-1300 lira olacak. Yavaş yavaş gram gram almaya özen gösterin diyorum. Yalnız uzun süredir birinden haber bekleyen ve sevgi anlamında canım yandı diyen teraziler yüzleşmek için cumartesi ve pazar gününü bekleyin. Yüzleşecek ve içinizdeki öfkenizi tam anlamıyla kusacaksınız. Ne olacaksa olsun artık. Akan kan yerde durmaz demişler. Boşuna dememişler diyorum. Sağlık olarak özellikle sinüzitlerinizle alakalı geniz et akıntınız, sinüzitleriniz ve migren sorununuz söz konusu olacak. Son zamanlarda da beslenme konularınızla alakalı yaşadığınız sıkıntılar vücudumuza zarar getirebilir. Lütfen sabahları akşamları melisa çayı, ada çayı içerek vücut bağırsak sistemlerimizi biraz daha dengeye oturtmamız lazım. Bol bol sıcak su yapın çünkü bağırsaklarda düğümlenmeler söz konusu gözüküyor. Aile büyüklerimizle de vakit geçiremiyorsunuz uzun süredir. Onlarla bir cumartesi akşamı tatlı bir yemek yiyin, tadını çıkartın. Bir de anne ya da teyzenizin bir sağlık problemi, diz ve alerjik reaksiyonlar çok fazla var. Doktora götürme zamanı diyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kasım 28 Kasım değerli akrep burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunu, emeğe saygı, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, bol bol beğeniyorsunuz diyorum. Bu hafta fırtınaların kopacağı, iş konusunda yaşadığınız krizler, insanlar etrafındaki çıkacak dedikodular, olaylar çok fazla birbirine karışacak. Nevriniz bir an, özellikle pazartesi, salı günleri çok nevir döndüren, gözünüzün böyle herkesin enerjisine saldıracak bir ruhta olabilirsiniz. Hakkınız için mücadeleye devam diyorum. Çünkü siz konunuzda haklısınız. Karşı tarafın pişkin tavırları sizi rahatsız edebilir. O yüzden mücadeleye devam. Çarşamba, Perşembe işinizle alakalı yaşanan krizler, daha yumuşak geçişler sağlanacak. O yüzden salı günü dişleri gösterelim. Pazartesi, salı. Çarşamba, Perşembe hiçbir şey yokmuş gibi devam edelim. Büyük bir kurumsal firmada çalışıyorsanız üst düzey yönetimin komple değişimi ile ilgili bulunduğunuz şirkette büyük bir gerginlik yaşanacak ve bu duyumlar biraz tedirgin yaratabilir. Sizle ilgili bir sıkıntı yok, endişe etmenize gerek yok. Devlet ya da farklı alanda çalışanlar için biraz daha yoğun bir tempo, özellikle aralık temposu şimdiden üzerinize yüklendiği için bir sürü işleri koşturması ve bu işleri nasıl yapacağım endişesi içerisindesiniz. Herhangi bir risk olmadan bu haftayı da kazasız belasız atlatacaksınız. Ortaklı iş yapanlar,
ve ekonomik anlamda çok fazla zorlanıyorum. Artık toparlanamıyorum. Bırakayım mı, ortak mı bulayım diyorsanız bırakma dönemiyle ilgili biraz daha vaktiniz var. Bulunduğunuz noktada büyüyecek sadece ekonomi olarak kredi konularınızla alakalı, ödemelerle alakalı yaşadığınız krizler sizi çok fazla yıprattığı için enerjiniz daraldı. Özellikle bu hafta yine ekonomik anlamda yıpranabilirsiniz ama Aralık ayı daha kısmetli bir döneminiz olacak. Mücadeleden asla vazgeçmeyin. Bu kapılar size çok verimli şekilde aydınlanacak diyorum. Bu ara özellikle yurt dışı ile ilgili beklediğiniz haberler, oluşturmak istediğiniz iş kapıları ile ilgili güzel güzel telefon iletişimleri, mailleri daha ön planda söz konusu olacak. Bu ara sosyal medya merakınız ya da kendinize farklı alanlarda projeler yaratmak isteyen akrep burçlar için doğru kararlar, hatta bunlarla ilgili eğitim düşünceniz varsa da gözünüzü kapatın, yapın. Sizin kadar başarılı ve yetenekli kişi tanımıyorum. Cesaretinizi toparlama, kendinizi bulmak için iyi fırsatlar var. Bir de ailenize ait bazı borçlarla ilgili endişeleriniz var. Haciz olur mu? Evimiz elden gider mi? Aracım? Bunların hepsini sistemli ödemeler halinde halledilecek. Hatta anne soyunuzdan gelecek bir para bu riski hayatınızdan çıkartacak gözüküyor. Yani çıkması gereken bir konu, tamam halledeceğiz, yapılacağız konusu. Yani üçüncü ev sizde bu hafta çok daha hareketli olacağı için bu ara bunlarla büyük bir mücadele evreniz söz konusu olacak değerli akrep burçlarım. Akrepler, özellikle sabit bir alanda iş konunuzla alakalı bereketsizim, kısmetsizim, her şeyim gidiyor ve ben burayı da kaybederim, ne yaparım diyorsanız bereket duası, karınca duası bol bol iş yerinizin enerjisinde okuyun. Çünkü gerçekten işiniz son 2 aydır ciddi anlamda zorluklar yaşıyor olarak uyarıyor, veriyor. Farklı alanda iş yapan ve büyütmek isteyen akrepler, kredi başvuruları, yurt dışı ile alakalı beklediğiniz paralarla alakalı olumlu bir evre söz konusu olacak. Belediyede işçi olabilir, çöpçü olabilir, hiç fark etmiyor. Sokakta bile esnaf olabilirsiniz. Bu ara şans kapılarınız verimli. Ufak ufak şans oyunları oynayabilirsiniz. Küçük küçük ikramiyeler hayatınıza renk katacak ya da birikilen bir ikramiyeyi hak bir şekilde bu hafta bunlarla ilgili konuşmalar sizi mutlu edecek ve sanki Aralık ayı bu birikimlerin sevincini şimdiden yaşayacak gibi gözüküyor size. Güzel bir hafta ama stresli, dişlerinizi göstermenize gerek kalmayacak. Mücadelenizin zaferini en iyi şekilde hayata geçireceksiniz. Bu ara özellikle ilişkilerinizle alakalı iletişimde güzel güzel giden diyaloglar, evlilik konuşmaları, ciddi konuşmalar, birbirimizi anlayacak daha güzel ifadeler konuşacağız. Kırgınlıkları geride bırakacağız. Biz birbirimize ait enerjinin nefesini alacağız ve hatta şöyle de söyleyeyim, uzun süredir adını koyamadığınız ilişki bu hafta adını koymak için biz varız diyeceğimiz bir enerjiye geçiş yapacaksınız. Bu da size keyif verecek. Sevgilisi olmayanlar için güzel diyaloglar, arkadaş ortamı, ortak çevre, lise arkadaşınız, sosyal medyadan tanışacağınız renklilikler size keyif verecek ve enerjinizi düzeltecek. Sizin uzun süredir beklediğiniz birinden de mesaj çok yakında geliyor. Ya özellikle cumaya ya da pazar günü sabaha kadar bu mesaj gelmiş olacak. Artık siz karar verin diyorum. Evli çiftlerde bu ara para konularıyla alakalı tartışmalar, aslında para pürüzlerinden kaynaklı tartışmalar, aslında düzelmesine rağmen hala hırslarınız, hala enerjiniz, şunu istiyorum, bunu istiyorum, koltuklar değişmesi lazım, çocukların odası lazım, kapıların değişmesi lazım. Böyle bir evde evle alakalı para konuşmaları hakim olacak. Bence bu hafta bu konuları geride bırakın. Birbirinizle güzel sohbet ve enerjinizi düzeltin. Bu şekilde devam ederse ilişkiniz zarar görüyor, evliliğiniz zarar görüyor. Bu hafta parayı kenara atın diyorum. Bu ara eşinize sürpriz yapmak isteyen bazı akrep burçları var. Evet, eşinize sürpriz zamanı, güzel bir hediye, güzel bir mutluluk. Hatta hiç beklenmedik hediye onu çok mutlu edecek. Uzun süredir eşinize araba almak istiyor olabilirsiniz, arabanızı değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Bu ara ortak bir kararla araç değişiminize karar verip yolumuzu doğru noktada belirleyeceğiz.
Bu hafta sevgilinizle en çok şunu paylaşmanız gerekiyor. Birlikte uyumak, birlikte kitap okumak, birlikte mutfağa girip bir şeyler paylaşmaya ihtiyacınız var. Bazı akrep burçlarında da uzun süredir boşanmakla alakalı konuşmalar artık resmiyete doğru gidiyor. Avukatlar ya da anlaşmaları artık belirlemeniz lazım. Haklarınız ziyan olmasın diyerekten. Sağlık olarak alerjik reaksiyonlarınız çok ön planda. Gece terlemeleriniz ve mide asitlerinizden kaynaklı yastıktan asit dışarı, mideyi bir doktora götürmeniz lazım. Unutmayın. Son zamanlarda da gözlerinizde gözyaşıyla alakalı sıkıntılar ve alerjik sorunlar var. Göz ve mide acil doktora gitmesi lazım diyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Mutlu, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. 22 Kasım, 28 Kasım değerli yay burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu emeğe saygı beğenin. Lütfen yorum yapın. Lütfen sayfamı takipte kalın, değer verin. Önemseyin çünkü ben vallahi sizi önemseyerek yapıyorum. Hatta diyorum ki her hafta güzel olayım, her hafta sizin enerjinizle dolayım diyorum. Değerli yay burçları bu hafta sürpriz anlaşmalar, beklediğiniz iş konularınızla alakalı büyük fırsatlar, yenilikler size çok güzel ufkunuzu açacak yeni planlar, yeni yolculuklar, yeni iş anlaşmaları ile ilgili çok güzel bir haftanın tadını çıkartmanız gerekiyor. Bulunduğunuz iş yerinde size sunulan haksızlıkları artık göz ardı etmeyeceksiniz. Beklediğiniz yerden de olumlu diyaloglar söz konusu olacak ve bulunduğunuz noktadaki haklarınız için mücadele evreniz başlıyor. Ve siz istediğiniz hakkı alıp istediğiniz noktaya geçiş yapmak için planlar, programlar yaptınız. Şimdiden devam edin bu program planlara. Çünkü gerçekten akış o kadar güzel size doğru yol alıyor ki bunun da zaferini en iyi şekilde aydınlığa kavuşturacaksınız. Yeni iş bekleyen bazı yay burçlarımız için evet ona denedim olmadı, bu denedim ona olmadı, şunu yaptım olmadı. Ufak bir aile desteğiyle kendinize iş açma kararı, aileniz destek verecek ve gerçekten güzel bir işin de zaferini aydınlığa kavuşturacaksınız değerli işsiz olan yay burçları. Sabit bir alanda işe başlamak isteyen için biraz daha mücadele etmeniz lazım. Aralık ortasına kadar bu işinizle alakalı noktayı da belirleyeceksiniz. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Büyük bir kurumsal firmada çalışıyorsanız, bulunduğunuz noktada en çok üstünüzle ilgili sorunlarınız varsa düzelme ve yumuşama evresine doğru geçiş yapacak. Ama onun ara sıra tavır ve edaları sert olduğu için anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Onun ruhani dünyası farklı. Yani o iyi gününde iyiyse kötü gününde daha kötüdür. O değişmeyeceğini bilin ama yumuşama evresine doğru gidiyor. Devlette çalışan ve uzun süredir hayatınızla alakalı çözemediğiniz ve buradaki insanların beni mutlu etmiyor ve tatmin etmiyor diyorsanız bunlarla ilgili yerel bir değişim gerçekleşecek ve sizin de masanız, konumunuz, gitmek istediğiniz noktayla ilgili de mücadeleniz başlasın. Bunu bu dönem başlatırsanız çok güzel aydınlık ve istediğiniz noktanın zaferine erişeceksiniz. Ortaklı iş yapıyorsanız, ortaklı işlerle alakalı yaşadığınız krizlerde yavaş yavaş toparlanma, yeni projeler, yurt dışı ile ilgili ihracat yapıyorsanız çok büyük kazançlar ve istediğimiz noktaya doğru geçiş yapacağız. Hedeflerinizi büyüteceksiniz ve bu size büyük bir başarı ve hayırlı olacak. İnşaat sektörü, yani toprak işiyle uğraşıyorsanız, toprakla alakalı büyük projeleriniz varsa gözü kapalı bütün imzalarınızı atın. Size hem kazançlı hem de verimli. Bu hafta bunların evrakları da imzalayacak. Bunların koşturması söz konusu olacak. Yurt dışına gidecek, A harfli ülkeye gidecek bazı yay burçlarında anlaşma o kadar büyük ve verimli olacak ki siz hiç ummadığınız kapılarda ve büyük keyif ve zaferle erişeceksiniz. Eğer ki Dubai ile alakalı iş yapmak isteyen bazı yay burçlar için o imza, o haber gelecek. Şimdiden tadını çıkartın diyorum ve hiç ummadık birinin desteğiyle bu kapılarınız aydınlığa erişecek. Değerli yay burçları, kendinizi cesaretiniz yok. İş kurmak istiyorsanız hani aile dışında ufak bir param var yapayım mı yapmayayım mı online sistemde ne yapmak istiyorsanız yapın ama mekan için şu an için risk almanızı önermiyorum. Ocaktan sonra yapmanız sizin için daha hayırlı. Ailenizin uzun süredir köy, toprak, arazi ile alakalı çözmesi gereken konular
yasal olarak çözülmeli. Herkes sözde her yeri veriyor. Sonra yaz ayında herkes birbirine giriyor gibi. O yüzden bu hafta bu konuşmalar evin içerisinde olacak. Büyüklerimize ait noktada mallarla ilgili amca ve halılarınızdan kaynaklı yaz ayları sorunları şu an konuşulmaya başladı. Bu dönem artık büyükler yaşarken bunları halledin. Sonra hiçbir zaman halledemezsiniz değerli yay burçları. Unutmayın canlarım. İlişki konusunda sevgilinizle yurt dışı seyahati, İtalya, İspanya, Fransa'ya gitmek isteyenler için inanılmaz güzel bir yılbaşı planınız var. Şimdiden bilet telaşındasınız ya da farklı bir şehre gitmek istiyorsanız da bununla ilgili biletleriniz hazır. Güzel bir ilişkimizi tazeleyeceğiz. Şimdiden yeni yıl konuşmaları, şunu yapalım, bunu yapalım enerjisi içerisindesiniz. Sevgilinizden haber bekliyorsanız ve kalbim acıyor, bu kişiden haber gelmeyecek, bir aramayacak mı diyorsanız ufak bir iletişim var. Hatta doğru dönüş yapacak. Düzelmiş bir şekilde gelecek ama siz ona o kadar kırıldınız ki, o kadar içinizdeki ona karşı güvensizliğiniz var ki onun düzeldiğine inanmayacaksınız. Ona doğru şans verin. Doğru takip edin. O sizin gözüküyor. Evlilik, bir türlü evliliğe doğru gidecek ilişkimiz bir türlü toparlanamıyor ya. Yani ben tam böyle aileler tanışıyor, aksilikler, maddiyatta. Bu hafta değil de bu hafta bu konular yine kırgınlıklar, küskünlükler olacak. Aileler istemeyecek böyle karışıklıklar olacak ama Aralık sonu parmağınızda yüzük olabilir. Bu tartışmaların sonu sizin için hayırlı. Evli olanlarda çocukla alakalı yaşadığınız bir sağlık problemi biraz yorucu ve stresli olabilir. Özellikle eşinizin kalp ve damarla alakalı yaşayacağı bir kriz söz konusu olabilir. Bu ara ailede böyle hastalık telaşları olacak ilişkilerde ama en önemli şey de küçük evinizi büyütmek istiyorsunuz değerli yay burçları ve kendinize küçük bir toprak üzerine yatırım yapmak istiyorsunuz. Bununla ilgili bu hafta konuşmalar başlıyor. Alınacak değil, bakın doğru. Konuşmalar, gelecek yatırımı, yani gelecekle alakalı planlamalarla ilgili yazın şunu yapalım, bunu yapalım diye bu hafta bunların konuşması daha yoğun olacak. Bu da size iyi gelecek. Bu hafta ilişkiniz sizin için ne diyor, ne demesini istiyorsunuz? İlişkiniz şunu diyor, ben tutacağım eli bırakmıyorum, sen de beni bırakma diyor. O yüzden tutacağınız eli sakın bırakmayın, o sizi bırakmak istemiyor. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda boyun ve bel fıtığımız ve sırt ağrılarımız daha hareketli, lütfen ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. 22 Kasım, 28 Kasım. Değerli Oğlak burçları nasılsınız? Güzel bir hafta, umutlu hafta. Her şey gönlünüzce olacak bir hafta olsun. Tabii ki emeğe saygı, yorum, beğeni istiyorum. Bu ara ev kapılarınız, kapı kilitleri, kapı kolları, demir kollarınızla alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Eşinizin sorumsuz tavrı ve onun artık yoruldum, her şeyi ben yapmaktan bunaldım diyeceğimiz bir hafta ve bütün yükü benim üstüme attı, ne yapıyorsa yapsın modundasınız. Çocuklar, ev, yoğunluk, o kadar çok stresli bir hafta olacak ki değerli ev hanımları, biraz sizin için stresli, gergin, huzursuz içerisinde ama arkasında güzel bir sürpriz var. Bu şikayetlerin arkasında evinizi tadilata sokacaksınız. Sabırlı olun. Endişe etmeyin diyorum. İş konularınızla alakalı da telefon trafiği, konuşmalar, mailler, mesajlaşmalar, devamlı toplantılar, devamlı hareket halinde ama toplantılarda kaynaklanacak bazı krizlerde ekonomik anlamda ve işinizle alakalı riskler altında olabilirsiniz. Özellikle çarşamba ve cuma arasındaki toplantılar biraz risk altında gözüküyor. Şimdiden bunlara doğru çalışın ve bunlar size sıkıntı yaratmasın diyorum. Özellikle satış, emlak alanında bu ara çok yoğun ve hareketli bir döngünüz olacak. İş hayatınızla alakalı alım satım konularında iletişim konularında çalışanlar için çok güzel anlaşmalar, yenilikler ve yenilenecek birçok şeyin sevincini yaşayacaksınız. İmzalanmasını istediğiniz, olmasını istediğiniz tüm her şeyi cumaya kadar halletmiş olacaksınız ve bunun da keyfi prim olarak, para olarak sizi tatmin edecek gözüküyor. İşinizle ilgili satış, emlak alanındakilerde büyük kazanç. Özellikle medya sektöründe olanlarda bazı gereksiz kavgalar, tartışmalar ve iletişimdeki doğacak yazışmalarla ilgili yöneticiniz ya da bulunduğunuz noktada çok büyük krizler yaşayabilirsiniz. Şimdiden bunların önlemini alın diyorum. Banka sektörü ya da finans sektöründe olan bazı
Oğlak burçları için evet ekonomik anlamda yaşayacağınız çok yoğun bir bilanço tamamlaması ile ilgili çok büyük bir koşturma yenilik dönemi olacak. Bu yenilikle alakalı toparlamanız gereken ve üst düzeylerle gereksiz atışmalar sizi yıpratabilir. Ne olur sakin ve adım. Çünkü sen yaka silkiyorsun artık gideceğim doğru alternatif yok gideceğim doğru alta. Evet gideceksiniz ama daha bunun için vakit var. En azından şu dönemi atlatalım. Ondan sonra nereye gidiyorsanız gidin. Ortaklı iş yapanlar için güzel fırsatlar, güzel kazançlar, güzel iletişimler sizi daha güvende hissedecek. Yalnız ev kredisi almak isteyen oğlaklar için güzel bir fırsat, yer doğru, krediniz onaylanacak, endişe etmenizi istemiyorum. Hatta araç satmayı düşünüp ev almak isteyenler için güzel bir fırsat. Hiç kaçırmayın, yapın istiyorum. Şöyle bir durumumuz var. Yurt dışı ile ilgili yaşamak ya da yurt dışı fikrinde olan bazı oğlak burçları için evet evraklarınızı hazırlayacaksınız. Olayın onaylanma süreci olacak ama bu hafta değil birkaç ay sonra istediğiniz onaylar gerçekleşmiş olacak. Sizi tatmin eden evde ve mutlu olacağınız bir süreç sağlanacak. İlişki konusunda bu ara en çok yaşadığınız sorun eşinizin ailesinin para konuları ile ilgili sizi üzmesiyle alakalı sıkıntılar olacak. Evinizin içerisine devamlı karışan insanlardan çok huzursuz ve mutsuz olacaksınız. Yani görümceniz, kayınçonuz, yani kaynananız ya da kayınpederiniz devamlı sizin hayatınıza müdahale edeceği için biraz sinirli ve gergin ve ben karı koca hayatımı onların düzenine göre mi hareket ettireceğim diye konuşmalar söz konusu olacak. Bir ara bunlarda kırgınlıklar özellikle bu hafta sonu yani 22 ve 28 birebir şahit olacağınız hatta söylenen sözlere çok fazla kırılıp diyalogların küskünlüğe doğru gidecek. Ne olur alttan alın biz de hepimiz yaşlanacağız. Herkes hata yapabilir diyorum. Siz adımları doğru kullanmanızı öneriyorum. Sevgilim bana geri gelir mi? Ben onu çok özledim diyorsanız unutun yeni bir aşka, yeni bir hayata yelken açın, geçmişle hesaplaşın, geçmişi kapatın, geçmiş artık sizin kalbinize yara veriyor. Şu an kurtulmaya çalıştığınız bir ilişkinizin sizi bırakma gibi bir niyeti yok. Burada para konunuzla alakalı çözülmesi gereken bir mevzu var. Bu konu çözülmeden bu ilişki sizi bırakmayacak. Bunu bilmeniz lazım. Yeni aşk arayanlar için ufak ufak değil, tanıştırılma usulü, yeni çevre, yeni oluşum size hayatınıza dokunacak enerjiler söz konusu. Gözünüzü dört açın lütfen. Güzel heyecanlar, güzel diyaloglar, güzel tanışma fırsatları oluşacak. Sevgili değil, tanışma fırsatlarınız yoğun olacağı için arkadaş ortamlarınız, geçmiş arkadaş diyaloglarımızı ön sahaya, ön alana hafta sonu cumartesi pazar bunu değerlendirin istiyorum. Güzel yemek, sohbet, enerji, hafta sonu çok eğleneceğiniz bir hafta sonu olacak. Ruhunuza şifa gibi gelecek diyorum. Boşanmayı düşünen oğlak burçları da bu ev benim üstüme geçmeden boşanmam. Ben bu boşanmaya hayır diyorum diyenler o ev sizin üzerinize geçecek. Aynı ısrarı, aynı kavgayı, aynı enerjiyi verin diyorum. Yoksa o evi alamazsınız çünkü karşı taraf çok inatçı dediğim dedik bir karakter yapısı var. Değerli oğlak burçları, şöyle bir sorunumuz var. Siz ilişkide sert bir ifadeniz var. Sevgiyi bazen sert dille söylüyorsunuz. Artık sevgiyi yumuşak dille söyleyin diyorum. Bu hafta ilişkiniz sizin için ne düşünüyor derseniz duygusallık anlamında birbirimize ait anıları tazelememiz gerekiyor. Yani siz anılarınızı tazeleyip bu ilişkiye heyecan vermeniz lazım. Siz anıları geride bıraktınız. Anılar hayata tekrar tazelenmesi lazım. Haydi anıları tazeletelim. Sağlık olarak da özellikle son zamanlarda akciğer, kalp damar bölgemizde bu ara tıkanıklıklar söz konusu olabilir ihmal etmeyin. Aile büyük özellikle anne teyze dediğimiz kişilerde de ufak sağlık problemi, diz kapaklarla ilgili sıkıntılar gündeme gelecek. Bir de ailenizin satmaya çalıştığı arsa ya da toprak neyse satılmasın lütfen bunun için mücadele verin. Orası çok değerlenecek. Ben olsam sattırmazdım diyorum. Bir de eğitim konunuzla ilgili dil eğitimi, yüksek lisans ya da doçentlik için başvuru niyeti olan Ocak ayı ile ilgili planlarınız var. Özellikle yurt dışı düşüncesi olanlar için güzel fırsatlar çıkacak. Hiç endişe etmenize, hiç korkmanıza gerek yok. Sevgiyle kalın, umutla kalın, aşkla kalın, parayla kalın, Rabbimle kalın, sağlıkta kalın.
22 Kasım, 28 Kasım değerli kova burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Güzel gökyüzü size çok hızlı iletişimle ilgili haberleri çok fazla yansıtacak. Telefon trafiğiniz, konuşmaya bıkkın olacağınız yeni projeler, yeni oluşumlar sizi çok yoracak bir enerji. Hatta aldığınız bazı kare açılar sizi çok yıpratacak. Size o yüzden açıları bahsetmeyeceğim. Açıların sizin iş hayatınızla hangi noktalara dahası, mesela bulunduğunuz işinizi kaybedebilirsiniz. Dikkat etmeniz lazım. Yeni iş değiştirme kararı verirken buradaki haklarınızı kaybedebilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Uzun süredir projenizle alakalı tamamlamak istediğiniz noktalarla ilgili dikkat sorunundan kaynaklı hatalar yapabilirsiniz. O yüzden bu hafta hatalara çok açık bir haftanız olacak. Değerli kova burçları, kendimizi silkeliyoruz. Her sabah besmele, ayetel kürsü ve nas, felak ve karınca duası okuyoruz. Enerjimizi dağıtmak için, bu kare açıların, bu zıt karşıtların sizi yormaması için, ama şöyle söyleyeceğim, sürpriz bir iş teklifi bekleyenler için güzel anlaşmalar, yenilikler, aman doğru okuyun. Yanlış imza atarsanız paranızda risk yaşarsınız diyorum. Büyük bir kurumsal firmada yöneticinizle alakalı yaşanacak krizlere hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ve bunların egoları, bunların kendi aralarındaki yaşadığı kaos sizi biraz daha yıpratıyor. Yani onların kendi üstleriyle ilgili yaşadığı kaoslar sanki size baskı ve görev yapıp da bütün yükü size attıkları için kendinizi güvende hissetmiyorsunuz ve alternatif noktalar bakıyorsunuz. Şu an için böyle bir şey göremiyorum ama değiştirmek istiyorsunuz, güzel teklifler gelecek. Mücadeleye, bulunduğunuz noktayı kontrol etmeye çok önem verin. Çünkü riskli bir hafta, kontrolü kaybettiğiniz zaman mobbing, zarar görebilir, iftiraya uğrayabilirsiniz. Zarar görmenizi istemiyorum. Devlet dairesinde çalışıyorsanız, özellikle sizinle alakalı yaşanacak bazı olumsuz konuşmalar, duyacağınız laflar, yapılacak karmaşıklıklar sizi böyle içsel dünyanızda öfkelendirebilir. Evet, sizin de hatalarınız var. Kendinizi düzeltin, yoksa zarar göreceksiniz diyorum. Kendi işini yapanlar için parasal evrede bazı krizleri toparlama, kendinizle alakalı beklediğiniz biriken paraları alma, onları toparlama, onlarla alakalı yaşayacağınız daha kendinizi büyütme, daha güçlendirme, daha olumlu süreçler sağlayacaksınız. Hatta işinizi büyütmek, farklı alanlara da almak isteyebilirsiniz. Evet, doğru, ama bu hafta bunlarla ilgili plan ve program yeri belirleyeceğiniz bir hafta. Kazançlarınızla ilgili de hızlı hızlı yavaş yavaş paralar hesabınıza girecek. Ortaklı iş yapan insanlar için, ortaklı iş yapan alanlar için de biraz ortaklar arasındaki kaoslar, paranıza, iş alanınızdaki gergin nokta ve etrafa yayılacak kaoslar biraz işinizi strese sokabilir diyorum. Aman kavgalardan uzak durun. Sabit bir alanda çalışıyorsanız, özellikle de benim hayalim şurası diyorsanız, o kapı sizin için hazır. Hadi araştırmaya gir. Yani bununla ilgili şans kapılarım var. Bence tam güzel bir noktaya doğru gidiyorsun ve burası hem para konusunda hem de seni daha rahat ettirecek. Kolay gelsin. Bekçiyseniz, güvenlik görevlisiyseniz, istediğiniz bir bölüm varsa bir arkadaşınızın, bir dostunuzun tavsiyesiyle o kapıya geçişiniz için büyük imkanlar sağlanacak. Bu cuma ya da cumartesi bu tarz diyaloglar söz konusu olacak ve bu iş kapısını da alma şansınız yüksek diyorum. Sağlık olarak belki bu ara çok kendinizi gribal enfeksiyon, baş ağrısı, yataktan kalkama, vücudumuzu çok yorgun hissedeceksiniz. Bol bol C vitamini, nar, portakal suyu, greyfurt, avokado, yani C ile ve bol bol mutlaka limonlu su için ki vücudunuzdaki kötü asitleri dışarı çıkarmanızı öneriyorum diyorum. Kendini iş hayali kuranlar, iş kuracak mıyım Emine ablacığım diyenler, küçük sosyal medyada bir şeyler yap. Evet, yapın, çok yaratıcısınız. Tak olur, tasarım olur, dekorasyon olur, eşarp kenarı olabilir. Mutlaka yapın, başarılı olacağınız enerjiniz de var. Lütfen bu kapıları da ihmal etmeyin diyorum. İlişki konusunda belki bu ara dilinizi tutamamak. Yani çeneniz devamlı vıt 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 aynı şeyleri tekrar edecek ve karşı tarafı yorabilirsiniz. Ve karşı taraf bu konuda bunaldığı için sizden ayrılmak isteyebilir. Çenemizi tutacağız ama haklarımız için aynı vıt vıtlığı devam ettirmenizi istiyorum. Çünkü siz adaletsiz hiçbir konuşma yapmazsınız. Karşı tarafın vurdum duymaz tavrından rahatsızsınız. Onu düzeltmeye çalışınca da ilişkiyi baskıcı yönünüz var. Bir ilişki terapisti, yoga, meditasyon, yolda yürüyerek bunu halledebiliriz diyorum. İlişkim bana geri gelecek mi? Uzun süredir ondan haber alıyorum diyenler, unutmanız lazım. Onun hayatında
başka biri var. Sizin hayatınıza da başka biri girecek. Artık sen bu içindeki geçmişi kapat. Yeni gelecek gibi gelmeye çalışan insanlara fırsat ver. Senin için daha sağlıklı. Evlenmeyi düşünen çiftlerimiz, söz, nişan, aile tanıştırmak istiyorsunuz, konuşacaksınız. Konuşmalar anne, kız, kardeş, abi, yani ufak ufak aile bağlarıyla tanıştırma enerjileri var. Hafta sonu böyle diyaloglar söz konusu olabilir. Hatta sevgiliniz size küçük bir yüzük ya da hediye doğru, harekete doğru geçiriyor. Hadi şimdiden bu da size hayırlı olsun. Çünkü size mutluluk verecek sözleri duyacaksınız. Evli olan ve evliliğinde uzun süredir sorun yaşayanlar tekrar deneme noktasında, boşanma kararından vazgeçeceksiniz. Ama bu kararı vazgeçerken eşinizin de size söz verdiği şeyleri yapmasını istiyorsunuz. Lütfen ilişki terapisine gitmeden bu mücadelenizi devam edin. Eğer gitmiyorsa da mahkeme koridorlarında hakkınız için devam edin. Başa dönmeyin diyorum. Evli olan ve evliliği iyi gidenlerde çocuk tedavisi, çocukla ilgili kararlar alabilirsiniz. Ve uzun süredir arabanızın markasını değiştirmek, bir üst model almak isteyen bazı çiftlerimiz, evet, aracınızla ilgili de bu kol araştırılmalı malara gireceksiniz. Özellikle cumartesi pazar, araba pazarı gibi ruhunuz var. Bir de ailenizle uzun süredir gitmek istediğiniz kısa bir yolculuk var. Türbeyi ziyaret etme, mezar ziyaret etme gibi fikriniz olabilir. Bu da sizin ruhunuza iyi gelecek. Şifalanacaksınız diyorum. Bol bol enerji duaları yapın. Evinizde bol bol sirkeli suyla evinizin enerjisini değiştirin. Eviniz çok nazara geliyor. Çok fazla göze geliyor. Bol bol evinizin her köşesini sirkeli suyla yıkayın canlarım. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Göz kontrollerinizi ihmal etmeyin. Gözde çocuklarımızın çizdirmemiz ya da uzaklıkla ilgili sıkıntımız olabilir. Göz doktoru size iyi gelecek. Hoşça kalın. 22 Kasım, 28 Kasım değerli balık burçları nasılsınız? Yükselen ay burcunuzu takip ediyorsunuz. Tabii ki emeğe saygı, bol beğeni, bol yorum, bol takip edin ya. Nedir ya? Yani bu kadar emek veriyorum. Biri de bana böyle paylaşın, insanlara anlatın. Niye paylaşmıyorsunuz? Beni kıskanıyor musunuz yoksa? Yani emeği büyütelim ya. Ben 100 bin olmaya karar verdim. Sizin desteğinizde olacağım, inanıyorum. Evet değerli balık burçları, ilişkinizle büyük kıyametler kopma. Evli olanlarda kıyamet kopma dönemi, birbirimizi yanlış anlayarak birbirimizin üstüne gideceğimiz bir hafta yaşayacaksınız. En ufacık şeyde cep telefonu, bilgisayar, WhatsApp, Instagram kontrolleri havada uçacak. Bence biraz abartabilirsiniz. Aman dikkat edin, abartının sonunda başınız belaya girsin istemiyorum. Bu ara gereksiz harcamalarınız cebinize zarar verecek. Yani stresten onu alayım, bunu alayım, şunu alayım diye hafta sonu maşallah kredi kartı, maşallah kenardaki paralarınız bitebilir. O yüzden sizden ricam, para konularımızda başta uyarıyorum. İlişki ve para konunuza dikkat edeceksiniz. Çünkü parasal evinizde riskler var. Parasal evinizde hatalar yapacaksınız ve kayıplara sebep olabilirsiniz. Dikkat. İşinizle ilgili yaşadığınız bazı pürüzleri toparlama haftanız olacak. Yani uzun süredir gözüne girmek istediğiniz, halletmek istediğiniz işler, toparlamaya çalıştığınız olaylarla ilgili çok güzel başlangıçlar ve verimlilikler yaşayacaksınız. Bu da sizi çok mutlu edecek. Özellikle çarşamba, perşembe otur kahveni keyifle iç ve gitmek istediğin ya da yapmak istediğin işler içinde yeni anlaşmalar, yeni oluşumlar ama hem aynı şirkette hem de farklı işler içerisinde çok büyük koşturmalarınız olacak. Bu da sizin özgüveninizi, başarınızı, en büyük hedefiniz olacak. İşsiz olanlar için çok güzel bir iş teklifi var. Özellikle pazartesi, salı bunun mücadelesini verin ve bu iş kapısı sizi alacak. Lütfen uykuya dalmayın, işinizin başına gidin ve bu iş için ısrarla olun diyorum. Yöneticilik noktanızda görev bekliyorsanız, bankada müdür yardımcısı, müdür olmak istiyorsanız bunun zaferine doğru ilerleyeceksiniz ve güzel şeyler sizi mutlu edecek. Mesela sabit bir işiniz varsa bulunduğunuz noktada parayla ilgili konuşmaları üst düzeyinize söyleyeceksiniz. Gerçekten de bu parayla ilgili konularınızla ilgili de doğru cevap akışı sizi mutlu edecek diyorum değerli balık burçları. Aslında hem böyle mutluluk var hem de içinde böyle kaygı. Mesela son zamanlarda bilinçaltınız, ben ne olacağım, maddi kayıplarım, düzenim ne olacak, ilişkim yok. Her şey böyle birbirine, bilinçaltınız çok fazla konuşacak. Yani siz bilinçaltınızı susturmanız gerekiyor. Sizin işlerinizde bir aksilik yok. Evet, uzun süredir parasız olan balık burçlarında da gerçekten güzel gelecek paralar, mutlu edecek, sürpriz sürpriz unutulan, size borcu olan kişilerden ufak ufak paralar, altın borcu varsa gelecek gözüküyor. Bu altın krizinde altın borcu bekliyorsunuz. Bakın
bakın bu gelecek olarak gözüküyor. Kendi işini yapanlarda işi büyütmek, daha büyük planladığınız noktalarınız var. Bence yer güzeldi. Böyle bir hata yapıp yan taraftaki mekan ya da bir diğer taraftaki alanı alayım, büyütüm diyorsanız biraz bunun için vakit var. Bu riske girmeniz uygun görmüyorum. Lütfen bulunduğunuz noktada restorasyonunuz varsa yapın. Ama ikinci kapı sizin batışınız olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Ortaklı iş yapanlarda da büyük bir mal ayrımı içerisine gireceğiz. Herkes yolunu ayıracak. Para, anlaşma, yeni nokta ile ilgili. Özellikle bunun avukat, hukuki yollar, noterle alakalı bağlantılarınız çok yoğun olacak. Bunları çözmek, en azından çözmeye başlayacaksınız. Yıl bitmeden de bu dengeyi oturtacak gözüküyorsunuz değerli balık burçları. Aile işinizle alakalı bazı maddi krizleri toparlama, satmak istediğiniz arsa ya da bir evle ilgili bu borçların kapanmasını istiyorsunuz. Satış evraklarınız, satışla ilgili yazılarınız ya da emlakçıyla anlaşıp bunlarla ilgili çözülmesi gereken noktaların adımlarını atacaksınız. Hiç endişe etmeyin, sonu sizin için iyi olacak gözüküyor. Yalnız ilişki konusunda bu ara kaprislerin tavan yaptığı, her iki tarafında birbirine kapris ama tatlı tatlı kaprisler var. Hadi siz birbirinize kapris yaparken güzel bir sinema, güzel bir keyifli bir alan, birbirinize ait enerjiyi yeniden keşfetmek için güzellikler gözüküyor. Kaprise devam. Hem ruhumuzda böyle cıvıl cıvıl bir enerji hem de çok böyle kaprisli bir enerji olacak. Hatta bu ilişki güzel gidiyor ama kaprislerin sonu çok büyük abartı olabilir, canınız sıkılabilir fazla uzatmadan. İlişkinizle ilgili geri dönmesini istediğiniz ve hala ben onu unutamadım ve kalbim canım yanıyor, o kişinin evleneceği ya da nişanlanacağı ile alakalı sıkıntılar, haberler alacaksınız ya da ilişkisi. Bu biraz sizi hüzünlendirebilir. Size gelecek alternatif noktaları en azından ona inat yaparsanız siz de mutluluğu tadacaksınız. Hadi gel sen bu inadı kır, yeni gelecek alternatiflere adım at, enerjini bu noktada olgunlaştır diyorum. Evli olan çiftlerimizde zıt fikirler söz konusu olacak. Mesela eşleriniz çok para harcayacak, evine bakmayacak. Mesela ev alması gerekirken araba almak isteyecek. Arabayı satarken boş beleş şeylere yatırım yapacak. Burada para konuları daha yoğun bir tempoda konuşulacak. Bu da sizin canınızı ve ruhunuzu yıpratabilir. Ama şöyle söyleyeceğim. Onun alacağı yatırım doğru olacak ama siz bence hani güvence tapulu bir yer istiyorsunuz ya kendiniz için. Ya onu da bir dahaki dönemlerde halledecek ama şu an bunun için kavga etmenin bir anlamı, bir mantığı yok diyorum. Özellikle kız çocuğu olan bazı balık burçları ufak bir ailevi ziyaret, yani hafta sonu mesela yakın, siz İstanbul'daysanız, Tekirdağ tarafındaysa, Çorlu tarafı aile ziyaretleri söz konusu olacak. Bu aile ziyaretleri biraz daha enerjimize iyi gelecek olarak uyarı veriyor. Yalnız eğitim konusunda kendinizi geliştirmek isteyen, doktorası, yabancı dil eksikliği ya da yarım kalan eğitiminizle ilgili radikal karar ve kendinizi bulmak isteyebilir. Bu ara astrolojik olarak, kozmik enerji olarak bu tarz meraklarınız da olabilir. Bunlarla ilgili eğitimler, bunlarla ilgili düşünceleriniz size mutluluk verecek. Hiç düşünmeyin, yapın çünkü size iyi gelecek bir şeyin. Her zaman arkasında durunuz. Çünkü sizin hissiyatınızda, ruhunuzda, rüyalarınızda bu ara sıklıkla ön plana çıkacak. Bunları değerlendirebiliriz. Alerjik reaksiyonlarımız olabilir. Diş eti kanamalarımız, diş eti ile alakalı sıkıntılarımız söz konusu. Bunları ihmal etmeyin. Son zamanlarda da yastıkla, yani aslında sizin yorgan ve yastığınız artık değiştirme vakti, yatağınızı değiştirme vakti de pintilikten bir şey yapamıyorsunuz. Artık gidin yapın diyorum. Bir de ailede erkek kardeşten doğacak krizler biraz anne ve babamızı ya da annemizi çok yıpratabilir. Lütfen bu konuları anneniz ya da babanız yanında yapmazsanız sevinirim. Mutlu kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.